Hepinize merhaba. Dün akşam Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını izledik. Ee, oldukça şahin gelen bir metin vardı. Bu metinden sonraki konuşmaları birazcık ortamı yumuşattı. Neler söyledi? Aslında şunu söyleyebilirim: Fed net bir takvim vermedi. Yani ne zaman varlık alım programının azaltılacağı konusunu net takvim olarak belirtmedi. Miktar azaltımı konusunda da bir bize bilgi vermedi. Ama şöyle bir şey söyledi: Fed. Varlık alım hızını yakın zamanda azaltmaya başlayacağız. Ee, şimdi Ekim ayında toplantı yok. Ekim ayında toplantı olmadığına göre Kasım ayında bir toplantı olacak ve bu toplantıdaki Kasım ayı toplantısında belirtip Aralık ayında başlayabilirler. Zaten e, basın toplantısında da özellikle istihdam konusuna önem verdiklerini ve istihdamdaki verileri görmek istediklerini söyledi. O nedenle Aralık'ta başlayabilecek olan bir varlık alım programı azaltımıyla karşı karşıyayız. Evet başlangıç tarihini vermedi ama bitiş tarihini verdi Dedi ki ilk e, yarısında 2022'nin ilk yarısının sonunda varlık alım programının bitmesini bekliyoruz. E, buradan çıkardığımız sonuç eğer Aralık'ta başlarsa 20 milyar dolar'dan daha az bir tutarla başlayacak. Eğer Aralık sonrası Ocak'ta başlarlarsa 20 milyar, 20 milyar, 20 milyar başlayarak giden bir süreç olacak gibi gözüküyor. Tabii bu piyasaları coşturdu. Hem varlık alım miktarının e, az olabilecek olma ihtimali hem de sürenin daha henüz tam olarak verilmemiş olması, en yakın tarih aralığa ertelenmiş olması piyasaları ciddi bir şekilde olumlu etkiledi. Bir de hedefler vardı bu toplantıda açıklanan. Amerika ekonomisinin %7 büyümesi öngörülüyordu. Daha önceki Haziran toplantısındaki verilerden şimdi %5.9'a revize edildi. Oldukça ciddi bir revizyon ve enflasyon oranında 3.4'ten daha önceki beklentiden 4.2'ye revize eden bir e, Amerika ile karşı karşıya kaldık. Bu toplantının bir önemi daha vardı. 2024 yılda ilişkin öngörüler ortaya çıktı. İşsizliğin %3.5'a düşeceğini öngörüyorlar. Enflasyonu %2.1'de öngörüyorlar. Ve büyüme de %2 olacak diye öngörmüşler. Tabi bu arada Fed üyelerinin bakışlarını gördüğümüz dot grafik de açıklandı. 9 üye 2022'de faiz artışı olabileceği yönünde oy kullandı. Dolayısıyla buradaki artış bir önceki döneme göre daha yüksek. Ee, ve 2022'de bir faiz artışı olabilecek. Bunun zamanı konusunda da e, Amerikan Merkez Bankası Başkanı e, Powell dedi ki e, varlık alım programı bitmeden bir faiz artışı olmayacak. Yani en erken Amerika'da bunu 3. çeyrek gibi 2022'nin 3. çeyreği gibi görebileceğiz. Amerika piyasalarına yansıdığında tabii ki bizim piyasalar kapalıydı ama bugün bizde de içeride olumlu yansıması beklenebilir. Nereye kadar? Merkez Bankası'nın alacağı, bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı karara kadar saat 14'te o karar da gelecek. Kararın hemen sonrasında size kararı da yorumlamaya çalışacağım. Güzel bir gün geçsin. Hepinize sevgiler, saygılar.